Biz hekimler COVID-19 ile mücadelede her zamankinden çok daha yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Koronavirüs hasta olan yurttaşlarımız hastaneleri doldurdu. Hastalığın sağaltımı özel ilgi ve dikkat gerektiriyor. Çok yakın bir tarihte yaşadığımız bir olayı anlatayım. Hastasıyla sabaha karşı yorgunluktan uyuyakalan hekim hastasıyla uğraştığı için hastasının odasında, COVID'li hastasının odasında uyuyakaldığı için ve uyku sırasında fark etmeden maskesini açtığı için COVID hastası şu anda karantinada. Bir hekim arkadaşımız hastasının odasında uyuyakaldı yorgunluktan. Gerçekten çok özel koşullar altında ve çok yoğun çalışıyoruz şu anda. Biz bu tedavi ve sağaltımla uğraşırken bir yandan da havalanması olmayan, hava almayan özel naylon giysilerin içinde çalışıyoruz. Hepinizin bildiği gibi N95 maskenin üzerine cerrahi maske, hepimizin taktığı cerrahi maskeyi takıyoruz. Solumak bile güç gerçekten. Zamana karşı yarışıyoruz. Uzun süre ailelerimizle ve sevdiklerimizden ayrı kalıyoruz. Çok ciddi boyutta sosyal desteğe ihtiyacımız var. Ne yazık ki beklediğimiz sosyal desteği alamadığımız gibi baskıya doğrayabiliyoruz. Özellikle de Bursa'da. Bursa'da hekimlere baskı yapıldığını, tedavilerine ve reçetelerine karışıldığını bir süredir duyuyorduk. Artık kamu sağlığı otoritesi tarafından doğrudan hekimlere yöneltilen bu baskı dayanılmaz noktaya ulaştı. Bugün de bu üzücü olayı sizlerle paylaşmak için buradayız. Bilim kurulu tarafından hazırlanan algoritma ile uyuşmayan, henüz klinik olarak tanı almamış, COVID-19 tanı testleri yapılmamış, COVID-19 polikliniğine sadece kendinden şüphe ederek ya da bulaş korkusuyla gelen her hasta için hekimin sorgulaması yapılmadan hemen hidroksiklorokin tedavisine başlanması dayatılıyor şu anda. Hasta sadece başvurmuş, hiçbir testi yapılmamış, teşhisi konmamış ama görür görmez hastaya hidroksiklorokin başlanması dayatılıyor. Bilimsel kanıtı yetersiz olan, yüksek dozda kullanıldığında kalbe zararlı etkileri olan, bilimsel makalelerde bu durumda kanıtlanmış olan ilacın tabiri caizse yoldan geçen herkese yazılması hem hekimlik ayıbı hem de bilimsel bir yanlıştır. Gereksiz ilaç yazmayı reddeden bir meslektaşımız pazar günü poliklinik yaptığı odaya baskın yapar gibi yanına aldığı iki kişiyle giren bir başhekim yardımcısı tarafından tehdit edildi. Bu ilacı kapıdan giren herkese yazmak zorunda olduğunu söylemesi üzerine hekimin reçetesi namusudur diyerek uygunsuz talebi reddeden meslektaşımıza ben senin amirinim. Yazmak zorundasın. Yazmazsan hakkında işlem yaparım. Bunu sağlık müdürü böyle istiyor demiştir. Konu üzerine yönetim kurulumuzun yaptığı olağanüstü toplantıda başhekim yardımcısı hakkında soruşturma açma kararı aldık. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için kişi ve yer bilgisi vermiyoruz. Konuyu ayrıntılı biçimde değerlendirecek ve kamuoyunu aydınlatacağız. Aynı ilacın sahada hekim olmayan, ilaç verme yetkisi olmayan kişiler tarafından elden dağıtıldığı konusunda duyumlarımız var. Bu konuyu da ayrıntılı bir şekilde araştıracağız. Biz mesleğimizin toplumsal sorumluluğu kapsamında mesleki yetkinliği sağlık hizmeti sunmak olan hekimlere ve onların yetkinlik alanlarına baskı yapılamayacağını, kamuoyunu aydınlatmak, yöneticileri uyarmak ve koşulların iyileştirmesi için çaba tüketmelerini istemek için bu açıklamayı yapıyoruz. Bursa Tıp Odası iyi hekimlik değerlerini savunacak ve bu değerleri uygulamayı engellerin karşısındaki tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Halk sağlığını tehdit eden hekimlerimize yönelik bu tür baskının değerlendirilmesini kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bursa Tıp Odası Yönetim Kurulu. Grip aşısına ulaşmakta çok ciddi sorun var şu anda. Bir miktar, az olduğunu biliyoruz, bir miktar Türkiye'ye geldi ve grip aşısına ulaşmakta herkes sıkıntı yaşıyor. Ama bizim meslektaşlarımızdan yakınmalar gelmeye başladı. Bugün bir yakınma geldi bana. 90 yaşının üzerindeki bir meslektaşımız, çok sayıda kronik hastalığı olan bu meslektaşımız grip aşısı alamıyor. Risk grubunda kabul edilmiyor sistemde. Benden grip aşısı rica etti. Bu sorunun çözülmesi için, meslektaşlarına yardım etmesi için Sağlık Bakanı'ndan yardım istiyoruz. Bunu da buradan iletmiş olayım. Bir kaygımı da paylaşayım bunun ardından. Grip aşısını riskli gruplara ulaştırılamadığı bir ortamda, yarın öbür gün COVID aşısı çıktığında insanlara, gereken insanlara adil bir şekilde dağıtılması ile ilgili kaygım da var.